Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd o sana ve onun tertemiz peygamberine ve onun tertemiz ehli beytine salatu selam olsun. 06-12-2015 Pazar günü Almanya Gelsenkirchen şehrinde 9. Uluslararası Erbeyin Konferansı yurt dışından değerli taklit merceğlerimizin temsilcileriyle Avrupa Ehlibeyt Alimler Birliği'nin üyelerinin katılımıyla ve Avrupa Ehlibeyt Cami ve Cemaatlarımızın genel başkanlarıyla, cemiyet başkanlarıyla, değerli cemaatimizle bu konferansı açılışa başlıyoruz. Rabbim cümlemizi Hüseyin'in yolundan gidenlere, onun izini takip edenlere ve her yıl Erbeyin'i ananlardan bizleri nasip eyle ya Rabbim. Buradan bizi izleyen değerli izleyicilerimize Kanal 14 ve Kanal 12 ekranın başında bizleri izleyen ve Erbeyin hakkında yapılan anma törenine uzaktan yakından katılan kardeşlerimiz, Rabbim Erbeyin'e katılanların sevabına nail eyle ya Rabbim. Muhammed Ali Muhammed selavat. Konferansımızı İlahi Kelam Kur'an-ı Kerim ile başlayacağız. Değerli kardeşimiz, uluslararası derecelere sahip Kur'an karisi İlyas Mihver'den dinliyoruz. Sallallahu ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lilmuttaqina mafaza. Hada وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم ثم صل وسلم وزد وبارك Teşekkür ediyoruz sevgili üstadımızdan bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Aziz ve misafirlerimiz, muhterem konuklar, ekranlardan bizleri izleyen değerli Ehl-i Beyt dostları, tekrar hepinizi canı gönülden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı kıyamının 40. günü olan Erbain merasimlerine, aynı zamanda İmam Hasan el-Muçtaba Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü ve aynı zamanda Fahri Kainat Mevlamız Efendimiz
Hazreti Muhammedul Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem hazretlerinin rihlet günlerinin anma merasimlerine hoş geldiniz diyoruz. Konferansı düzenleyen Gelsenkirchen İmam Ali aleyhisselam İslam Merkezi imamı ve müdürü değerli üstadımız Hüccetül İslam vel Müslümin Muhammed Mücahidi hocamızı açılış konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetime başlamadan önce yıllarca bizimle beraber bu salonda Erbeyin Konferansı'na hizmet veren ve iki gün önce Hakk'ın rahmetine kavuşan Necati Yiğit kardeşimizi, Ahmet, Mustafa ve Hakan kardeşlerimizin babası olan merhum Necati Yiğit'i rahmetle anıyoruz. Ve Kerbela şehitlerinin tümüne, Hak ve İslam yolunda olan şehitlerin tümüne, bizleri Ehl-i Beyt'in aşkıyla yoğuran, bizlere Ehl-i Beyt'le tanıştıran, bizleri Hasan'la Hüseyin diyerek eğiten ve büyüten anne babalarımızı rahmetle anarak bugün Kerbela'da olan Kerbela şehitlerimizi ve Erbeyn'de olan rahmete kavuşan insanlarımızı ve özellikle Kerbela yolunda, hak ve hakikat yolunda şehit olan şehadalarımızı ayak üstünde Fatiha ile yad edelim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Rahmallahu men qara'al fatihete me'as salavat. Allahümme salli. Ve bu anda merhum-u mehfur İmam-ı Ümmet Hümeyni-i Kebir'de ki Erbeyinleri bize tanıştı, yad edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ahli beytihi tayyibina tahirin. Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Hüseyin'in ashabına, selam olsun Hüseyin'in ensarına ve selam olsun siz Ehl-i Beyt dostlarına. Sözlerime başlamadan önce Erbeyin 9. Uluslararası Erbeyin'e bize mesaj gönderen değerli taklit merceğilerimizden Hazreti Ayetullahil Uzma Mekarimi Şiraziye, Hazreti Ayetullahil Uzma Safiye Gulpeyganiye, Hazreti Ayetullahil Uzma Musevi Erdebiliye, Hazreti Ayetullahil Uzma Vehidi Khurasaniye ve Hazreti Ayetullahil Uzma Cevadi Amuli ve Şubeyri Zencaniye ve yine taklit merceğilerimizden Hazreti Ayetullahil Uzma Sistani'nin değerli temsilcisi Allame Şehristaniye sonsuz teşekkür ederim. Sözümün başlangıcında büyük taklit merceğimiz olan ve İslam aleminin veli-i fakihi ve rehberin çok değerli temsilcisi, Uzmanlar Meclisi'nin üyesi, Tebriz Cuma İmamı Hazreti Ayetullah Müçtehid-i Şebisteriye ve yine İslam Tebliğ Teşkilat Genel Müdürü Başkan Yardımcısı Hazreti Hüccetül İslam vel Müslümin Ruhani Necada ve yine Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Uluslararası Bölümü Genel Müdürü Sayın Hüccetül İslam vel Müslümin Sağlar'a ve yine Hamburg İslam Merkezi'nin
rehberin temsilcisinin, İslam merkezinin yardımcısı Sayın Hüccetül İslam vel Müslümin İran Meneş kardeşimize, Berlin Şia Federasyonu Başkanı Hüccetül İslam vel Müslümin Şeyh Sabahaddin'e ve Almanya Ahlul Beyt Müessesesi Genel Müdürü Sayın Şeyh Kerim Uçar'a ve yine burada olan çok değerli Ehl-i Beyt alimlerimizin üyelerinin tümüne ve siz Ehl-i Beyt cemaati başkanlarımıza, cemiyet başkanlarımıza ve çok değerli aziz cemaatimize, hanımefendilere, beyefendilere hoş geldin diyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matem konferansına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli müminler, Avrupa Ehl-i Beyt alimlerimizin geneli buradadır. İsimlerini saymak biraz zor olacak ama hepsine teşekkür ederiz. Huzurlarıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın meclisini münevver etmişler. Bugün Erbeyn günü, bugün Kerbela günü, bugün Zeynep'in Kerbela'dan seslendiği gün, bugün sizlerin Hüseyin'in, Helm'in, Nasır'ın, Yensur'una acaba var mı bana ceddim Resulullah'ın hatırı için yardım edecek bir şahıs var mı bana yardım eden dediği güne bugün sizler Hollanda, Belçika, Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerden, diğer şehirlerden gelerek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da seslendiği o sese, sizleri yardıma çağırdığı o yardıma hep beraber bu konferansa gelmekle, burada olmakla, ömrümüzü, saatimizi burada vermekle bunu diyoruz. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Zeynep. Evet, biz Hüseyin Can, eğer Kerbela'da seninle beraber olamadıksam, eğer Kerbela'da şehadet şerbetini içmeye nasip olmadısa, asırlar da geçse, zamanlar da geçse, Hüseyin bizim damarlarımızda akan kanlar, ceryan eden kanlar, dedelerimizin bize o damarımızda akan kanlara lebbek ya Hüseyin dediğinden dolayı bugün biz buradayız. Eğer bugün Erbeyn olarak Kerbela'da 20 milyonu aşkın bir cemaat varsa, bugün evlerinizden buraya kadar hareket ederek geldiğinizi Erbeyn yürüyüşü olarak niyet edin. Evinizden çıkarken İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın, Ehl-i Beyt'in matem meclislerine giderken abdesti yedin. Zira Ehl-i Beyt'in adını zikretmek ibadettir. Öyleyse ibadetlere, ziyaretlere abdesti gitmemiz gerekir. Ve bugün burası Kerbela'dır. Burası Neyneva'dır. Nerede Hüseyin'in adı anılırsa orası Kerbela'dır. Ve biz bugün hep beraber şöyle diyoruz. Ey Erbeyn yürüyüşünde yürüyenler, eğer bazı nedenlerden dolayı biz oraya gelmedikse, gelemedikse biz Erbeyn'i unutmamışız. Biz Erbeyn'le beraberiz. Erbeyn müçtehitlerimizin buyurduğu gibi Şii'nin bir aşk sembolüdür. Ve bu aşk sembolü kültür haline dönüşmesi gerekir. Ve bu kültür haline dönmüştür. Niye Erbeyn? Bakın, peygamberlerin vefatında 12 tane masumun vefatının hiçbirinde gırkı tutulmamıştır. Hiçbir imamımızın Erbeyn'i bu şekilde Erbeyn olarak anılmamıştır. O Zeynep'in esareti, Rügeyye'nin esareti, diğer çocukların esareti, menzil be menzil gitmeleri, 40 gün aşk yolunda o çöllerde susuz gitmesi nedeni, 40 günden sonra kardeşim
imamın Hüseyin'in cenazesinin üstüne gelmesi bu bir ilahi semboldur. Ve bu erbeğine bir ilahi mührü vurulmuştur. Erbeğin ilahi bir aşkıdır. Bir insanın kalbinde temizliği olmazsa erbeğin aşkı onun mührüne, kalbine mühürlenmez. Ve bugün Zeynep'in Kerbela'daki olan mesajı buralara kadar ulaşmıştır. O gün Yezid, Emeviler ve Emevi düşüncesinde olan insanlar zannettiler ki 72 tane sayılı 72 tane sayılı insanları öldürmekle Ehl-i Beyt'in aşkı bitecektir. Oysa yanlış anlamışlar. Ehl-i Beyt'in aşkı yaratılışta toprağımıza, o yaratılan toprağa verilen sevginin ve ruhun adıdır Ehl-i Beyt. Bu nedenle yıllar da geçse yine o Kerbela dolup taşacaktır. Yine salonlarımızda olacağız ve bu erbeğini biz anacağız. Zira müminin nişanelerinden birisi de erbeğini anmaktır. 5 tane nişanesi var müminin. Onlardan en önemlisi erbeğini anmaktır. Öyleyse müminler, iftihar edin siz. Rabbiniz size ömür verdi, düşünce verdi, can verdi. Evinizden buraya kadar gelebilmeniz, burada oturmanız ilahinin bir lütfudur. Hüseyin Can, sen 72 tane yaranını Kerbela'da verdinse, ben de bu günümü İmam-ı Hüseyin'e hediye ediyorum. Böyle niyet edeceksiniz. Burada oturduğunuz an ibadetgahda oturmuştur. Zikru Aliyyun ibadem. Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in anıldığı yerler ibadettir. Bu nedenle aziz kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizin cemevleri bir normal ev değil. Orası ibadettir cemevlerimiz. Zira Ali'nin adı anıldığı yer ibadethanadır. Öyleyse bugün de bura ibadettesiniz. Zira Ehl-i Beyt'in adı anılmaktadır. Ve inşallah bu Ehl-i Beyt'in adı ölene kadar anılacak ve öldükten sonra da Ehl-i Beyt sizi anacaktır. Değerli müminler, 9. Erbeğin konferansı, İmam Hüseyin'in şehadetinin 40. gününün nedeni, İmam-ı Hasan-ı Muçtaba'nın şehadet yıl dönümü nedeni ve İslam aleminin eşref-i mahlukat olarak anılan, peygamberlerin sonuncusu olarak anılan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin rehlet günü olarak anılmıştır. Ve bugün aziz peygamberimizi anıyoruz. Hangi peygamber? Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim, seni insanlara rahmet olarak, alemlere rahmet olarak gönderirim. Bu nedenle bu konferansın ismi Erbeğin ve Alemlere Rahmet Konferansı olarak yazmaktayız, anmaktayız. Bu nedenle İslam dini olarak, din olarak İslam'ı ve tüm peygamberlerin Adem'den Hatem'e kadar iman etmemizle beraber son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve onun getirmiş olduğu bu Kur'an-ı Kerim'i iman ederek Rabbimden istiyorum. Tüm İslam alemi ta'alav ila kelimetin seva. Birleştiğimiz bir noktada birleşelim. Ey Müslümanlar! Ey İslam adına öldüren, öldürülenler, ey İslam alemini kana çekenler, İslam dini rahmet dinidir, bu Kur'an rahmet dinidir, bu Kur'an sevgi dinidir, bu Kur'an muhabbet dinidir, İslam bizi sevgiye, İslam bizi muhabbete davet etmiştir.
Öldürenlerin hiçbirisi İslam'la ve bu Kur'an'la alakası yoktur. Terörizm diye meydana çıkan DAEŞ'in hiçbir İslam'la alakası yoktur. İnsanlar ölmemelidir. İnsanlar yaşamalıdır. Allah bizleri ve sizleri yaşamak için yaratmıştır. Ecel geldiği an Rabbim kendisi kendi meleğiyle götürecektir. Öyleyse sen insanları öldüremezsin. Ve müçtehitlerimizin İslam aleminin de emri budur. Bu nedenle bu Erbeyin gününün hürmetini arzu ediyor. Ey Rabbim, İslam ülkelerine bu düşen ve düşürülen bir ateşi Rabbim senin gücüyle, senin kudretiyle ve İslam aleminin Müslümanlarının anlamasıyla bu ateşi söndür ya Rabbim. Rabbim yakılan ateşi düşmanların kendilerine döndür ya Rabbim. Rabbim bizleri birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşayanlardan karar ver ya Rabbim. Değerli müminler, bunu da böyle arz edelim. İslam, müçtehitlerimiz, alimlerimiz bizleri birliğe, beraberliğe davet etmektedir. Ehl-i sünnet, sünni kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, Şia kardeşlerimiz, her inanca inanan insanlar bizim kardeşimizdir. Hiçbir zaman biz Şia, Sünni, Alevi ve diğer inançların arasında fark koyulmamıştır. Herkesin inancı kendisi için kutsaldır. Ve bu nedenle Ayetullah Uzma Sistan'ı buyuruz Ehl-i Sünnet'e karşı. Onlar bizim kardeşlerimizden öte bel enfusana, yani bizimle beraberdir. Bugün emperyalistlerin oyunu Ehl-i Sünnet'i Şia'ya karşı, Şia'ya Alavi'ye karşı, Alavi'yi diğerlerine karşı birbirine düşürmeye çalışmaktadır. Uyanık olmak lazım, dikkat etmek lazım. Rabbim bizler birlik beraberlik peşindeyiz. Burada değerli ustalarım, büyüklerim, Hazreti Ayetullah Müçtehid-i Şebistleri, değerli veli-i fakihin nümayendesinin huzurunda arz ediyoruz. Şia dini kardeşlik dinidir. Ehl-i Beyt dini birlik dinidir. Öyleyse gelelim Ehl-i Beyt'te birleşelim. Hasan ve Hüseyin adında birleşelim. Muhammed-i Mustafa adında birleşelim. 14 masum adında birleşelim. İslam dini huzur muhabbet dinidir. Rabbim bizleri huzura, muhabbete kavuşanlardan karar veriyor Rabbim. Ben tekrar ve tekrar değerli misafirlerimizden, büyük alimlerimizden, ustalarımızdan, Avrupa Ehl-i Beyt Alimler Birliği'nin tüm üyelerinden, uzaktan yakından gelen misafirlerimizden, 14 TV başında, ekranları başında bizleri izleyenlerin tümüne rahmet, bereket, mağfiret, esenlikler diliyorum. İnşallah değerli alimlerimizin, ustalarımızın sohbetlerinden istifade edeceğiz. Ve çok değerli aziz kardeşimiz, Erdebil'in şairi olan Şahiye Erdebil'i 6000 kilometre sizin için şiir okumaya gelmiş. Ve Ehl-i Beyt Meddah'ın aziz kardeşimiz, iftiharımız 5 yıl dünyada birinci olarak gelen Ehl-i Beyt Meddah'ı da ara ara yormadan sizlere güzel sineler, güzel ağıtlar, güzel mersiyeler okuyacağız. Gerçi bugün ağıt günüdür. Bugün mersiyeler günüdür. İnşallah ümit ederim değerli hocalarımızın konuşmalarının arasında ve sonunda hem sinezenimiz bol olsun hem ağıtlarımız olsun. Selam olsun Hüseyin'e, onun ashabına, onun ensarına ve siz Ehl-i Beyt dostlarına. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli üstadımızın açıklamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nidasına lebbek diyen aziz dostlarımız, zamanımızın, günümüzün Hüseyinisi olan Hazreti İmam Hamene-i Hafadallah Veli-i Emri Müslimi'nin bizlere olan nidasına da lebbek dememiz gerekiyor. İmam Hamene-i Hazretleri
Avrupa'daki gençlere ikinci mektubunu gönderdi. Biz gençler bu mektubu aldık. Vazifemizi bilmemiz gerekiyor. Genç kardeşlerimizden özellikle günümüzün Hüseyinisini yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz. Avrupalı Hüseyin aşıkları Erbayin'de bir araya geliyor. Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü nedeniyle bu yıl 9.sü düzenlenen Erbayin Konferansı İAC İmam Ali Camii ve İslam Merkezi Almanya organizasyonuyla gerçekleşecektir. Şirin sözüm arame canim. Bu pazar saat 11 ile 17 arasında gerçekleşecek olan konferansa tüm halkımız davetlidir. Arame canim, süzdün harabak duldu. Detaylı bilgi için ekranda gördüğünüz irtibat numaralarından bizi arayabilirsiniz. Salmış ayaktan hidrodin, yoktur gözüm.